Merhaba dostlar, bu videoda hepimizi defalarca güldüren Hababam sınıfı efsanesi hakkında muhtemelen ilk kez duyacağınız bilgileri paylaşacağım. Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisinde yazdığı ufak öykülerle başlayan Hababam sınıfı serüveni, daha sonra kitaplar, tiyatro oyunları ve efsaneleşen bir film serisiyle 1950'li yıllardan beri devam ediyor. Sinemamızın unutulmaz başyapıtlarından birisi olan seri hakkında belki de şimdiye kadar hiç duymadığınız ilginç bilgileri derlediğim videomu umarım keyifle izlersiniz. Kurtuluş Savaşı gazisi bir fizik öğretmenini canlandıran Sıtkı Akçatepe, gerçekten bir İstiklal Savaşı gazisidir ve Halit Akçatepe'nin babasıdır. Yani aslında filmde Güdük Necmi'nin, yani Halit Akçatepe'nin, Paşa Nuri'ye "Babam İstiklal gazisi" diye uyutmaya çalışıyorken aslında yalan söylemiyordu. Hikayede yer alan İnek Şaban ve Mahmut Hoca rolleri, film için daha doğrusu oyuncular Kemal Sunal ve Münir Özkıl için bu haline getirilecek şekilde revize edilmiştir. Özgün eserde İnek Şaban gerçekten inek tabir edeceğimiz bir öğrenci karakteridir ve biraz ispiyoncu bir tiptir. Kel Mahmut ise müdüre yaranmaya çalışan ve öğrenciyken çoğumuzun pek de sevmediği klasik müdür muavini tiplemesidir. Sinemadan önce tiyatro uyarlaması yapılan eserin tiyatro versiyonunun başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar da yer alıyordu. Ancak film için masaya oturduklarında Ertem Eğilmez ile anlaşamadılar. Ertem Eğilmez'in yüksek ücretli starlarla çalışmama gibi bir prensibi vardı. Kemal Sunal bile Hababam sınıfında oynadığı süreçte henüz pek tanınan bir oyuncu değildi. Bir tek Tarık Akan bu konuda müstesnadır. Ertem Eğilmez'in oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ı sürekli Ferit ismiyle oynatmasının sebebi erken kaybettiği oğlunun adının da Ferit olmasıydı. Oğlunun ismini Tarık Akan'la yaşatmak isteyen yönetmenin ona filmlerde verdiği bu isim Tarık Akan'a oldukça yakışmış ve bu isimle tam 12 filmde oynamıştır. Görseldeki fotoğrafta Canım Kardeşim filminin setinde çekilmiştir. Halit Akçatepe ile Tarık Akan'ın ortasında oturan kişi yönetmen Ertem Eğilmez. Hababam sınıfı Uyanıyor filminde askerden izne gelerek sınıfını ziyaret eden Hayta İsmail'i canlandıran Ahmet Arıman, film çekimleri sırasında gerçekten vatanî görevini yerine getiriyordu. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın ücret meselesiyle kadrodan ayrılmasının ardından Ertem Eğilmez, çoğunluğu amatör oyunculardan oluşan bir ekip kuracağım diyerek bir gazete ilanı bastırır. Öğrencilerden Tarık Akan, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe dışındakiler bu ilan üzerine başvuranlar arasından seçilmiştir. Tarık Akan alçak gönüllülüğü ile Yeşilçam'da bir tabuyu yıktı ve bir karakter oyuncusu olan Münir Özkul'un adını filmin afişinde kendi isminden önce yazdırdı. Filmlerin afişlerinde her zaman ilk yer alan isim esas oğlan ya da esas kızın ismi oluyordu. Hatta bu isim mevzusu yüzünden kavga çıkan çokça film olmuştur. Ancak Tarık Akan kendi isteğiyle başa yazılacak olan ismin yerine Münir Özkul'un adını yazdırarak pek eşi benzeri olmayan bir örneğe imza atmıştır. Ertem Eğilmez'in bu adamı oğlunun adını verecek kadar neden sevdiğini anlamak için sanırım müneccim olmaya gerek yok. Hababam sınıfının ilk filminde bilgi yarışmasının sunucusu olan Ayşen Gruda'nın sinemadaki ilk rolü bu olmuştur. Yeşilçam'ın en renkli simalarından birisi olan Ayşen Gruda, serinin daha sonraki filmlerinde hem öğretmen hem de öğrenci olarak yer almıştır. Birlikte pek çok filmde yer alan Kemal Sunal ve Şener Şen ikilisinin karşılıklı rol aldıkları ilk film Hababam sınıfı Sınıfta Kaldı'dır. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın rol aldığı tiyatro versiyonunda İnek Şaban'ı canlandıran kişi aslında bir kadındır. Suzan Ustan, fotoğrafta en solda görüyorsunuz şu an, isimli tiyatro oyuncumuz rolünü o kadar iyi yapıyordu ki aslında bir erkek çocuğu olmadığını izleyicilerin pek çoğu anlayamıyordu. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Prison Break'i kıskandıracak kadar başarılı kaçış planını çizen kişi
filmin oyuncularından olan Dilaver Gürdür. Filmde kendi ismiyle oynayan Dilaver, onun mühendislik öğrencisi olduğunu bilen Ertem İlmez'in "Hadi çiz bir plan mühendis bey" demesiyle birlikte kolları sıvıyor ve işe girişiyor. Dostlar, kaç kuşak Hababam sınıfı ile büyüdü ve daha nice kuşaklar Hababam sınıfı ile büyüyecek. Hababam sınıfından hayatını kaybeden tüm en önemli değerlerimiz olan oyuncuları rahmetle anıyorum. Ve yolu Hababam sınıfından geçerek videomu izleyen dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar.